biraz da günümüz yaşam koşullarının çocuklar üzerindeki etkisinden ve onları kaygılandırmasından konuşacağız. Çocuk ergen psikiyatristi Profesör Doktor Özgür Öner bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 dakika süremiz var. Yeni yaşam şekli bizim hayatımızda işte uykusundan ekran süresine çocukları değiştiriyor, etkiliyor. Kaygılı çocukları biraz konuşalım istedik biz de burada. Dijitale doğmuş çocuklarda kaygı durumu bizlerden daha mı farklı? Aslında şöyle, yani çalışmalara baktığımız zaman kaygı böyle hafif hafif yükselen bir şeydi ama bu pandemide tabii belirgin bir yükselme oldu. Yani pandemi kaygıyı arttırdı. Yani sadece bu, sağlığımızla ilgili kaygıyı mı? Yok. Şimdi pandemi ne yarattı? Pandemi demek, yani o dönemde hatırlıyorsunuz o zaman konuştuğumuz zamanda yani çok büyük bir belirsizlik yarattı. Sadece hastalıkla ilgili belirsizlik yaratmadı. Yani ne olacağı belli değil. Okullar kapalı ki uzun süre kapalı kaldı. İnsanların bütün yaşam şekilleri değişti çocukların. Yani neredeyse iki sene doğrusu okula gidemediler. Arkadaşlık ilişkileri sekteye uğradı. Bazı özellikle kendi annesi babası kaygılı olanlar dışarı çıkmadı. İnsanların kendi gelir kaygıları olduğu. Bir taraftan işte kendi anne babalarıyla, dedeleriyle görüşmediler. Hastalık çünkü ilk başta hatırlıyorsanız çocuklardan herkes bayağı bir korkar hale gelmişti okuldan hastalık getirecekler diye. Dolayısıyla başlı başına büyük bir orada fark yarattı. Ama ondan sonra da devam ettiğinde devamlı üst üste bir şeyler oluyor. Mesela düşünün işte savaş. Şimdi savaşlar var. Evet. Türkiye için düşündüğünüzde deprem oldu. Şimdi tekrar İstanbul'da veya nerede deprem olacak diye onu bekliyorsunuz. Ve bir taraftan ekonomik değişiklikler var. Akademik okulla ilgili sorunlar var. Bunun üstüne de tabii yine bu işte dijital, sosyal medya vesaire değişiklikleri var. Aslında çok fazla şey var. Yani değişen, üst üste gelen ve kaygılı olmayı aslında sağlayacak pek çok dışsal olay olduğunu görüyoruz. Hepsi üst üste geldiği zaman bir de bunun üzerine de anne babaların tabii kendi kaygıları da yükseliyor. Ve çocuklar da yeterli donanımda olmadıklarında kaygıları artıyor. Kaygı bir noktaya kadar bizi koruyan bir şey aslında değil mi? Tabii. Yani olması gereken bir şey. Yani endişelenmesek, kaygılanmasak herhalde bir yerlerde ölürüz. Tabii kaygı. Kaygı bizi koruyan bir kesinlikle şey. Oradaki dozu herhalde günümüz ve çağımız biraz arttırıyor. Bütün o saydığınız her şey. Şimdi doz, uygunluk da önemli. Şimdi yani neyle ilgili kaygılandığınıza göre değişecek. Mesela normalde bir olasılığın düşük olduğunda beyninizin bunu bu şekilde değerlendirip onunla ilgili çok büyük kaygı duymaması gerekir değil mi? Mesela diyelim ki dışarı çıktınız yürüyorsunuz. Oradan işte bir şeyin uçup gelip bir tabelanın kafanıza çarpıp ölme ihtimaliniz vardır. Yani bunu düşünmezsiniz normalde çünkü bu çok düşük bir olasılıktır. Ama mesela kaygılı bir insan için bu olasılık her türlü risk olasılığı yüksektir. Dolayısıyla aslında orada baktığınızda ne oluyor? Kaygı dediğiniz şey yani patolojik olduğu zaman kaygı hem yoğunluğu fazla oluyor, şiddeti fazla oluyor, hayatı olumsuz etkiliyor ve normalde kaygı çıkartmasını beklemediğiniz şeylere yönelik olarak da olabiliyor. Evet. Dolayısıyla fark o. Ama kaygı olmadan tabii insanlar hayatını sürdüremez. Çünkü temelde mantık ne? Beyniniz ne yapması lazım? Şimdi ödül bulunca yaklaşacaksın, ceza görürsen kaçacaksın. Hı hı. Ceza olduğunu anlaman için de onun seni kaygılandırması lazım ki ondan uzak durabilesin. Evet, bu verdiğiniz örnekte hemen kendimi düşündüm. Eğer haberciyseniz ve çok kamera, güvenlik kamerası kaydığı görüntüsüne maruz kalıyorsanız kaygılı olabilirsiniz. Trafikte giderken, hiçbir sebep yokken, dört yoldaki ışıklara yaklaşırken ve yeşil yanıyorken size bir anda aslında soldan bir aracın çıkıp size tam ortadan çarpacağını beyniniz size söyleyebilir. Tam da bunu yaşıyorum çünkü. Bunu bence çok güvenlik kamerası görüntüsü izlediğim için ve bunları paylaştığım için görüyorum. Kesinlikle çünkü sizin beyninizdeki modelle benimki aynı değil. Şimdi sizde farklı bir bilgi var benden değil mi? Siz şimdi bunu gördünüz, bunu tekrar tekrar görüyorsunuz ve dolayısıyla diyorsunuz ki Özgür ya senin haberin yok, bayatta bunlar oluyor. Evet. Tamam, ben diyorum ki hadi ya oluyor mu, ne kadar oluyor? Siz diyorsunuz bayağı oluyor. Şimdi dolayısıyla bu bilgi sizde olduğu için sizin beyninizin yarattığı modelde ya Seda sen dikkatli ol çünkü ya kaç defa gördün diye bir bilgi var, bende yok. Şimdi bende olmadığı için yoksa ben oradan çok daha rahat geçiyorum. Dolayısıyla ama her zaman o bilgiyi beyin aynı şekilde değerlendirmiyor. Şimdi bilgi kaynak da çok önemli değil mi beyinde? Sizin mesela şimdi onu seyrettiğiniz güvenlik kamerası diyorsunuz ki tamam işte bizim güvenlik kamerası doğru. Ama ne bileyim işte bunu bir internet kanalında sitesine seyrettiğinizde diyorsunuz ki ya bu fake'tir. Dolayısıyla her bilgiye de beyin güvenmiyor. Yani bilginin geldiği kaynağa bakıyor, sıklığına bakıyor. Sonra bir model oluşturuyor. O modele göre de nereden kaçacak, nereye yaklaşacak
onu belirliyor. Şimdi çocukların hayatında, gençlerin hayatında kendi karşılaştıkları şeyler onların o modellerini belirlerken modelin içerisinde ne kadar çok kaygıyla ilişkili bilgi gelir ise ve model öyle şekillenirse o kadar kaygıya yatkın oluyor. Kaygılı çocuklar daha çok gelecekte yaşıyorlar ve eğerle SSA işte şartlarıyla yaşıyorlar değil mi daha çok? Evet. Öyle olursa öyle olursa yani bugün de şu anda değil de hep gelecekle ilgili bir derdin içindeler. Tabii şimdi bizim mesela asistanlara öğretirken kaygıyla depresyon nasıl ayırırsın diye kaygı geleceğe yönelik bir şeydir. Evet. Depresyon geçmişe yönelik bir şeydir. Yani depresyon olmuş bir şeyle ilgilidir. Kaygı olacak bir şeyle ilgilidir. Şimdi dolayısıyla kaygı da yani bir sürü kaygı şekli var ama temelde gelecekte olabilecek bir şey. Ve orada ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz kaygılıysanız bunu felaketleştiriyorsunuz. Yani olabilecek en kötü senaryoyu düşünüyorsunuz. Ve bir taraftan da bununla ilgili belirtileri aramaya başlıyorsunuz. Şimdi kaygı diyorsun, dedik ya biraz önce beynin sizi korumak için yaptığı bir şey. Şimdi ben kaygılıysam ne yapacağım? Etrafa bakacağım. Yani siz mesela biraz önceki örnekte o dört yola geldiğinizde etrafınıza bakıyorsunuz arabalara. Yani var mı oradan gelen, bak bu hızlı mı geliyor diye. Çünkü beyin size diyor ki sen burayı bir tara, bir araştır bakalım bu kaygınla ilgili bir şey. Işığa güvenme diyor. Işığa da güvenme diyor. Sağa sola da bak diyor, iyice burayı bir tara diyor. Dolayısıyla kaygı beynin dikkatini ne tarafa yönlendirdiğini değiştiriyor. O yüzden kaygılı insanlar, yapınız kaygılıysa her zaman o kaygı belirteçlerini arıyorsunuz. Ve görüyorsunuz. Tabii diğer insanların görmediği. Mesela bir sürü kaygılı insana sorduğunuzda kalp hızlarını çok iyi tahmin ederler. Mesela kaygısız insanlar, daha az kaygılı insanlar çok iyi tahmin edemez. Şimdi kaygılı insanlar vücutlarını çok iyi takip ettikleri için diyeyim. O yüzden hepsini bilir. Yani nefesinin değişimini fark eder, kalp hızının değişimini fark eder. Çünkü niye? Dikkati orada ve o veriyi devamlı değerlendiriyor. Halbuki bir sürü insan için o verinin hiçbir anlamı yoktur yani. Evet, peki kaygılı çocuklarla kaygılı çocuklara nasıl yaklaşalım? Yani bunda kaygılanacak bir şey yok, aman bunda da korkacak ne var değil herhalde çözüm, değil çünkü bu bütün duygular için öyle. Yani herhangi bir duyguda duygunun geçerliliğini sorgulamanın bir anlamı yok. Çünkü çok yani duygu dediğiniz tanım gereği subjektif bir şey. Yani ben herhangi bir şeyden kaygılanıyorsam kaygılanırım. Orada önemli olan yani soruyu doğru sormak. Hani seni kaygılandıran şey ne? Sonra da kaygının temel iki noktası var. Yani kaygı yetersizlikten, hissinden veyahut da belirsizlik hissinden ortaya çıkar. Dolayısıyla ya gelecekle ilgili bir belirsizlik vardır ve bu sizi kaygılandırıyordur veya yapamayacağınızı, yetemeyeceğinizi düşündüğünüz bir durumla karşılaşacağınız için. O zaman kaygıyı azaltmak için ne yapmanız gerekir? Kişinin yeterlik hissini arttırabiliyor olmanız lazım çocuğun. Şimdi çocuğun yeterlik hissi nasıl artar? Yani aslanım, kaplanım demekle artmaz. Sorun çözme becerisi kazandırmak lazım. Şimdi bu önemli bir beceri. Genelde de yaptığımız bir şey değil. Pek çok ailenin yaptığı bir şey değil. Yani sorunu tanımlayacaksın çocukla beraber. Sonra olası çözüm yollarını bulacaksın. Sonra yapması için teşvik edeceksin. Sonra sonuçları toplayıp tekrar değerlendireceksin. Ve bunu tekrarlayan döngüler şeklinde yapacaksın ki çocuk neyi, hangi duruma nasıl tepki verebileceğini deneyerek öğrensin. Bir de tabii duyguları tanımlamayı öğrenmek lazım. O çok önemli. Mesela kaygıyla karşılaştığımda bunu, aha bu kaygı diye etiketleyebilmeliyim. Yani şu an hissettiğim şey. Şu an ne hissediyorum? Kaygılı hissediyorum. Yani peki, çocuk da mı etiketlesin? Tabii çocuk da etiketleyecek. Diyecek ki önce bu hissim ne? Şu an hissettiğim şey ne? Kaygı. Tamam yani heyecanlıyım, kaygılıyım. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Neden? Ne oluyor? Şimdi sonra o soruyu sorman lazım. Şu an ne oluyor? Ne var? Dışarıda bir şey atıyorum. Bana doğru koşan bir köpek varsa evet kaygılan ve kaç zaten yani. Bir şey yok veya çok var gibi değil. O zaman düşünüyorum diyorum ki buradaki bu kaygı yerinde mi? Yerinde değil mi? Ona göre de kendime doğru bir yol çizeceğim. Yani o sistemi öğretmek lazım. Yani önce duyguyu tanımla, bunun niye ortaya çıktığını anlamaya, bulmaya çalış. Sonra da çözebileceğin bir şey varsa çöz. Evet, aslında kaygı çok tetiklendiğinde bizim problem çözme yeteneğimizi de herhalde etkiliyor. Beynin o kısmını kontrol altına alıyor herhalde o duygular. Çok da kolay olmuyor. Peki çocuklara bir de aslında gelecek kaygısı da yüklüyoruz sanki bu akademik meseleleri biraz fazla abartarak sanki ya da sistem bunu zorluyor gibi. Orada nasıl tavsiyeleriniz var? Bu biraz karışık çünkü akademik başarı önemli. Ama ne kadar önemli olduğu belli değil. Çünkü yani her akademik olarak başarılı insan hayatta çok başarılı olacak anlamına yani genel gelmiyor. Genel olarak başarısızlık kaygısı yüklüyor muyuz çocuklarımıza? Yüklüyoruz. Pek çok insan yüklüyor.
Bazıları da bunların hiçbirisinin önemi yok şeklinde bir şey söylüyor. Yani sonuçta oğlum kızım keyfin yerinde olsun yeter. Yani dersler de önemli o kadar değil. Bu da uygun bir şey değil. Şimdi onda da aslında çocuğa bir başa çıkma becerisi kazandırmıyorsunuz ki. Yani bir önce problem ne? Derslerim kötü. Neye göre kötü? Sınıf ortalamasının çok, sınıfta kalıyorum. Şimdi bu bir problem yani. Ve sınıfta kalıyorsam oğlum boş ver demenin bir anlamı yok ki. Yani sorun ne? Ortalamam 95. Ya bu niye bir sorun? Şimdi o ikisi çok farklı şeyler ama yani dolayısıyla benim var olan bir sorunda ya kaygılanma boş ver. Yani ne olacak demem de bir anlamı yok. O sorunu görüp benim çözebiliyor olmam lazım. Yani dolayısıyla hep aynı şey. Yani duyguyu tanıma ve duygu kontrolü, sorunu tanıma, sorun çözümü. Kazandıracağın beceri o. Peki kaygı bulaşıcı mı ya da anne babadan çocuğa geçer hem mi? Hem de nasıl? Süper. Mesela şöyle, bu hemen hemen denediğinizde hiç yanılmayan bir şeydir. Ayrılma anksiyetesi olan çocuklarda, yani mesela okula gidemeyen çocuklarda, annesinin veya babasının kaygılı olmadığı ben hemen hiç kimseyi görmedim. Mutlaka ya anne ya baba, o da ayrılmakta zorlanıyordur. Bu çok az olan bir şey yani. Hiç, diğerleri hiçbir kaygısı yok. Bir kere zaten söylediğiniz gibi hiçbir kaygısı olmayan insan olmaz. Onların da bir kaygısı olacak ama o kaygının seviyesi önemli. Şimdi niye böyle? İki sebepten. Bir kere kaygı, zaten genetik aktarılan bir tarafı var. İkincisi, İkincisi ben kaygılıysam ona göre davranıyorum ve çocuk benim o modelimi alıyor, beni modelliyor yani. Dolayısıyla ikisini de aktarmış oluyorum. O yüzden de kaygılı bir anne babaysam tabii çocuğumun kaygılı olma riski daha yüksek. Peki, şimdi burada tabii anne babalar için üzücü de bir gerçek var o zaman ortada. Diyelim ki farkına vardık. Kaygı veya başka bir konuda da olabilir. Yani biz burada bir hata yaptık ve böyle bir çocukta olumsuz bir şeye yol açtık. Bunların telafisi var mı? Çünkü bir yerde şöyle bir şey duydum. Yani insanın beyin gelişimi 20 yaşlarına kadar devam eder. Dolayısıyla hiçbir nörolojik problemin telafisi yok diye bir şey yoktur. Yani farkını verip anlarsanız ve değişim için adım atarsanız işte geriye dönük olarak yani iyi bir şey söylemeye çalışıyorum bu arada anne babalar için. Mümkün mü? Yani? Tabii mümkün. Şimdi kaygı müdahaleye, değişime, tedaviye vesaire çok iyi yanıt veren bir şey. Yani her şey düzelmez, her şey geri dönmez ama kaygı azalır. Şimdi kaygı azaltmak anne babanın tavırlarının değişmesiyle çocuktaki kaygı azalır mı? Azalır tabii ki. Ama biraz önce söylediğim gibi yani ne yaptığını biliyor olman lazım. Yani neyi yanlış yapmıştın, neyi düzelteceksin? Onu bildiğin zaman ve bunu kendin gerçekten yani onu kafanda oturduysa tabii ki düzelir. Çünkü orada diyorsun ki aslında çocuğa söyleyeceğin şey, ya çocuğum bak şimdiye kadar biz bununla konuştuğumuzda ben fark ettim ki ben sende kaygı uyandıran şeyler yapıyorum. Çünkü işte senden beklentilerim çok yüksek veya seni çok fazla uyarıyorum. Tamam bunu fark ettim ve şimdi bundan sonra bunu böyle yapmayacağım. Peki nasıl yapacaksın baba? Diyecek o da. Şimdi böyle şöyle yapacağız. Sen duygunu bana anlatıyorsun. Ben duygunu dinliyorum. Ondan sonra bunun sebebi ne olabileceği üzerine konuşuyoruz. Sonra ne yapabileceğimize bakıyoruz. Bundan sonra böyle deyip bir değişiklik yaratabilirsiniz. Çocuk da inanmaz. Dener. Baktı ki öyle oluyor. O zaman işe yarar tabii ki. Peki. Yani bunlar iyi geri döner. Yani geri dönme, yani düzelmesi çok daha kuvvetli şeyler.